Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Bugün burada ziyaretimize siz de eşlik ettiniz. Bugün Akçakoca Belediye Başkanımız Cüneyt Bey, Akçakoca İlçe Başkanımız Dergah Bey ile birlikte uzun süredir devam eden bu yol projesiyle alakalı bazı aksaklıklar vardı. Herkesin malumu. Bu aksaklıklar aslında genel anlamda işin ilerlemesiyle alakalı değil. Sadece burada biliyorsunuz bazı bölgelerde çökmeler, çöküntüler vardı. Buraların kazıklama çalışmalarıyla alakalı çalışma doğal olarak buradaki yol sürecini etkiledi. Ancak bizim yoğun çalışmalarımız, sağ olsun ilçe başkanımız, belediye başkanımız bu konuları her zaman hakimler bize de bildirdiler. Biz de gereken görüşmeleri Karayolları Genel Müdürümüz, özellikle Karayolları Bölge Müdürümüz Öner Bey'in burada gerçekten çok büyük bir emeği vardır. Onlarla birlikte kısa sürede çözerek burada kalan 500 metrekarelik bir alan vardı. Onu da bitirmek nasip oldu. İnşallah bugün pazar günü buradaki işlemlerimiz bitiyor. Yarın da inşallah kalan çizgi çalışmalarımız yapılıp inşallah pazartesi günü akşam üzeri burası hemşehrilerimizin kullanımına açılacaktır. Biz şunu özellikle ifade etmek istiyoruz. Biz her zaman hizmet yarışında önde olmaya çalışıyoruz. Belediyemizle, ilçe teşkilatlarımızla, il teşkilatlarımızla, milletvekillerimizle, biliyorsunuz bir önceki dönem Sayın Bakanımızın başlattığı projelerle özellikle gayretli çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Ve bu çalışmalarımız, Bakan Bey'in, milletvekillerimizin başlattığı çalışmaları bu dönemde milletvekillerimizle, yine halihazır milletvekillerimizle, Fahri Bey'le, Ayşe Hanım'la, yine Akçakoca Belediye Başkanımızla, Akçakoca İlçe Başkanımızla birlikte aynı gayretle, aynı şevkle yolumuza devam ediyoruz. Hiçbir projemizin aksama gibi bir lüksü yoktur. Bu projelerin üzerinde biz itinayla duruyoruz ve bütün çalışmalarımızı buna göre hazırlıyoruz. Gördüğünüz üzere şu anda burada hummalı bir çalışma var. Bu çalışmamız da inşallah bugün akşam üzeri bitecek. Biz birilerine laf yetiştirmeye çalışmıyoruz, iş üretiyoruz. Hem belediye başkanımız hem teşkilatlarımız biz sahadayız. Sahada olmaya gayret gösteriyoruz. Akçakoca'nın bizim için, Düzce ili için özel bir önemi var. Akçakoca'mız Düzce'de bizim denize açılan, Karadeniz'e açılan kapımız bizim için çok önemli. Onun için Akçakoca'ya yaptığımız hizmetleri de hızlandırarak devam ettirmeye çalışıyoruz. Çünkü Akçakoca'da bizim hem belediye başkanımızın hem de teşkilatlarımızın çok büyük emekleri var. Görüşlerinizi alabilir. Evet, ben de teşekkür ediyorum. Özellikle Karayolları Bölge Müdürümüze, Genel Müdürlüğümüze ve ekiplere, sahada çalışan ekiplere. Şunu açık yüreklilikle söylüyorum. Akçakoca'nın siyaseti kontrol altında. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Tüm yatırımlarımızın gerek ilçe başkanımız, özellikle il başkanımız, milletvekillerimiz nezdinde takip ediyoruz. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bizim ağzımızdan da bir şey duymadan spekülasyona yol açacak vatandaşlarımızı, bilgi kirliliğine yol açacak herhangi bir haber yapmamanızı da sizden özellikle rica ediyorum. Yapamadığımızı da söyleriz, yani bu noktada da açığız. Ama her şey kontrol altında. Özellikle bunu ifade ediyorum. İnşallah yolumuzu birkaç gün içerisinde, evet gecikmiş olabilir ama gerçekten teknik sebeplerden dolayı gecikti. Bunu ilçe başkanım da mühendisi daha iyi açıklayacaktır. İnşallah bir iki gün içerisinde yolu açıyoruz. Kaliteli, sürüş keyfinin olacağı bir yol. Bunu özellikle ifade ediyorum. Bugün de il başkanımız bizi yalnız bırakmadı. Bizzat çalışmaları yerinde takip ettiği için de kendisine şükranlarımı sunuyorum. Değerlendirme de sizden alalım. Ya her zaman olduğu gibi. Şimdi bundan önce bu yolla ilgili yaşanan problemler hepimizin bildiği problemler. Ama son raddede iş yaparken bir takım olumsuzluklar her zaman çıkar. Yaşanan olumsuzluk bize yansıdığı günden itibaren biz gerekli mercilere, il başkanımıza, milletvekillerimize konuyu ilettik. Sayın Belediye Başkanımıza iletti. Problem bizim takibimizde. Çözüme ulaştı sizlerin de gördüğü gibi. Burada bundan anlaşılması gereken husus şudur. Biz seçimler sırasında da özellikle yaparsa AK Parti yapar diye hep her yerde üstüne basa basa vurguladık. Çözümü başka mercilerde aramaya gerek yok. Bu hizmetlerin bugüne kadar Türkiye'de yapılmasını sağlayan 16 yıldan beri AK Partilidir. Ve bundan sonra da yine AK Parti olacaktır.